İyi akşamlar, mutlu akşamlar değerli Türkmenli televizyon izleyenleri. Olaylara Bakış programının yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere son günlerde, son haftalarda hatta son aylarda diyebiliriz. Ülkede yeni bir hastalık doğdu. Yeni bir hastalık baş göstermeye başladı. O da Kongo hemorajik ateş vakası belirtileri. Bunun yanında maalesef ki can kayıpları da başladı. Konuyu değerlendirmek üzere bugün bizlerle birlikte Doktor Ahmet Abdülemir Şifa 14 Hastanesi Müdürü. Ahmet Bey, programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Da aynı zamanda da diğer konuğumuz Doktor Ercan Celal Laborant. Doktor Bey, siz de programımıza hoş geldiniz çok efendim. Çok sağ olun, çok memnunum. Sağ olun. Tabii değerli izleyenlerimiz, son günlerde bu vakanın artması, özellikle de Kerkük'te de bunun belirtinin ortaya çıkması ve maalesef ki bir can kaybının olması akabinde bizler de Türkmenli Televizyonu olarak konuyu değerlendirmek üzere sevgili doktorlarımızı konuk ettik. Doktor Ahmet Bey, sizinle ben başlamak istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi öncelikle az önce dile getirmiş olduğum gibi son günlerde, haftalarda ve hatta aylarda işte yeni bir hastalık, Kongo hemorajik ateş belirtileri ve akabinde daha sonra maalesef ölüm ile sonuçlanan yeni bir rakamlar, hatta son almış olduğumuz duyumlara göre 20'nin üzerinde bir rakam meydana çıkmış bulunmakta Irak'ın genelinde. Ancak öncelikle bu hastalığın tanımını sizden alalım. Sağ olun. Öncelikle biz özel teşekkürümüz Türkmenli Televizyonu'ndan bizim önümüzde bu fırsatı açtı. Biz bir sağlık dairesi temsilcisi. Tamam, bu bir tehlikeli ve bir önemli bir konu. Özellikle bizim ülkemizde kurban bayramı var. O kurbanlar kesilecek. Bu hastalık olur, yani bulaşmaya fazla olur. Biz Kongo Cremian Hemorrhagic Fever, Hemorrhagic Ataş, Arapça Humel Nesfiye diyoruz. Bu bir bulaşıcı bir hastalık. Bunun nedeni bir virüstü. Aynı korona hastalığı gibi. Evet. Bunun aslı zoonotik disease biz diyoruz. Yani hayvandan insana nakli olu. Bulaşıcı. Bulaşıcı. Öncelikle bu virüs bir, yani hemorrhagic fever ateş bir geniş bir term. Bu nece bir enflüenza, biz mesela ağrazı oğlu, simptomu oğlu, aksırmak, öskürmek, ama nedeni çok bir türlü virüsler var. Hemorrhagic ateşte aynı bir geniş bir hastalık, çok bir nedeni çok bir türlü virüsler var. Yani Afrika'da mesela Ebola işitmişsiniz, onun da bir ayrı bir virüsü var. Aynı hemorrhagic fever. O da başladı aslında son günlerde. Burada Irak'ta yok ama Afrika'da, Afrika'da, Afrika kıtası. Dingo var, aynen hemorrhagic ateşti ama başka bir nedeni var. Evet. Ama biz hasedik mevzuğu, selaşak Irak üzerine konuşalım. Bizde olan Kongo Cremian Hemorrhagic Fever, hemorrhagic ateş virüsü. Niçin Kongo Cremian değildi özne? Bu birinci kere tapıldı, bulundu Cızıl Kurum'da, Ukrayna'nın cünubunda, güneyinde. O bizim Bahl-Esved'in kuzeyinde bir bölge. Orada tapıldı bu virüs, iktişafı olundu. Ondan sonra 1940'larda. Sonra aynen döndü 1960'larda Kongo, Zaire bölgesinin devletinde, Afrika'nın ortasında bulundu. Baktılar aynı, yani nedeni aynı virüstü. Bunun adı kaldı Kongo Cremian Hemorrhagic Fever. Kongo Cremian Hemorrhagic Fever Afrika'da bulundu. İşte yakın kimkin Cızıl Kurum'da bulundu. Hindistan'da bulundu. Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Türkiye'de, İran'da. Özellikle Irak'ta. Birinci kere Irak'ta her zaman bulundu. Birinci hastalık şef oldu 1978'de Bağdat'ta Yarmuk Hastanesi'nde. Bir hasta geldi, bir kadın. Geldi kanamaydan. Ondan sonra esasında 4 sağlık şeyi öldü. Doktor idi, hemşire idi, bir de bir muayen idi. Ondan sonra tapıldı. Bunun nedeni bu Kongo Cremian Hemorrhagic Fever idi. Tam bu hastalık Irak'ta var, her zaman var ama azalı çoğalı. Tam mevsime göre adı. Bu virüs niçin azalı çoğalı mevsime göre? Çünkü bunun nakli, bunun bulaşıcısı bir biz gene diyoruz, tik. Arapça ile özne karrat. Bu virüs aslında bulunu harda küçük hayvanlarda, kuşlarda. Bu virüs oradan nakli olu, bu geneyden davara. İlva, mesela inekti, koyundu, geçidi. Orada, bu virüs orada yaşar. Ama problem nerede? İnho, bu virüs hayvanlarda hastalık etmez. Yani besleyen, kesen bu hayvanı yani ayırmaz. Sağlık hayvanı, hasta hayvanı. Evet. Bu nece nakli olu? İndi biz bildik, inho, bu virüs burada, bu hayvanlarda bulunu.
Ama nece nakli ol insana? Nece nakli ol insana, nece bulaş insana? Bu gene hayvan, affedersin, hayvandan, kanından nakleder bu virüsü insana. Mesela bizim bazı bu bahsedenler var, hayvanı fahseder, parmağıyla kopardı bu genanı. O zaman bu gene döner dişler beşarı. Ve o dişleyende bu nakli olur beşara. Ama bakarsan bu mesela kasaptı. Kesende şey ali yaralıysa bu ifrazatı kanın nakli olur beşara onu da. Ama mesela deride işleyen şeyler, insanlar, derim amellerinde. O kasablar et kesen yani şerdaki koyun kesen, ette kesen. Ama bunun en büyük müşkilası bizim cünüpte güney bölgesinde bulundu. İnnehu bizde baktık kasaptan fazla maalesef hayvan besleyenden fazla hastalarımız ev kadınlarıydı. Bunlara nece nakli oldu? Bu yani ette olan virüs kalıptı. Bu kesende özün evde doğrayanda ve bu yani yaralanda nakli oldu özne. Bu da bir çok büyük müşkilaydı. Bizden buradan seslenirim ben bizim bacılarımıza, nelerimize. İnnehu ey et alan davuz, kesen davuz evde. Etten ilgilen davuz gerek yaravuz olmasın. Yani kese makayet olasız kese kese eti av allak girasız hatta nakl olmasın. Evet. Bu affedersin. Bu insana nakl olanda yani virüs girdi insan canına çeker takriben bir günden 7 güne kimin o nadiren 14 güne kimin hatta ağrısı çıksın. Ağrısı çıkmağı nedir? Biz necə təvqə edə? Bu, yəni, bu virusun iki ağrı var. Özü deyər, özü hemorajik ataş. Hümmən nesfiyyə adı ilandı. Birinci kere xəstədə başlar ataş. Yəni, o bir xəstəlik, müşkilədir bu. Yəni, bizim ki, xəstə gəli, o bir xəstəliqə başlar. Məsələn, influenza kimi. Xəstə gəli, sütməsi var, baş ağrığı, boğaz ağrığı, can ağrığı, zikam, ishal, qusaq. Belə bir şey yəni gəli. Heç o birislərdən ayırmazsan özün. Amma ha zaman təvqə edər özün. Biz indi haliyyən bu durumda təvqə edər özün. Çünkü var bu hastalık ortalıkta. Bir de bizim için gelen de risk faktörlü bir hasta. O zaman yani, hocam şöyle yapalım. Bu belirtilerini biraz sonra daha farklı bir şekilde ben size sormak istiyorum. Tamam. Hocam sizinle devam etmek istiyorum. Yani hocam Ahmet Bey'i de dinledik yani. Bu konuda güzel bir şekilde bilgilendirdi. Özellikle de bu hastalığın tarihinden bahsetti. Siz bir laborant olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim tamamen ülkeden her çeşit selam vardı buradan televizyon yoluyla inşallah. Size de saygı vardı. Bu mecale açtığınız bizim için. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çünkü siz her müessesenin bir dilisiz. Millete yetiştiren hakikati sizsiz. Doğrudan bizim Kerala Brotuan konuştuysak üzerine bu konuda, virüs konusunda laboratuvar çok mukayyattı. Ne için mukayyattı? Bir, imkaniyat nahiyasından mukayyattı. Bir de teşhis nahiyasından mukayyattı. Bizim laboratuvara geldiysek, yani biz bu, mesela bu olduğu, Kongo hemoraj olduğu, yani girdiği bu hastalık aynı koronavirüse benzeyen bir şeydi. Bizim yani mandurumuzda, görüşümüzde. Biz laboratuvarda yoktu bir şey, böyle tehdit edelim, innehu bu hastalığı teşhis edelim. Ama bizde bir şey var, geldiyse laboratuvara, mesela geldiyse böyle bir hasta, bunun için biz doktorlara kanşar, ne yaparız? Bazı tahlilleri yaparız, bazı laboratuvarda bazı testleri yaparız. O testler bilintirer bize bu insanın vücudunun ancak kabiliyeti vardı bu hastalığı tahammül etsin. Yani bizde var kan tahlili, ki böyle CBC diyarı gözlü, complete blood picture. O nedir? O diyarın kanın şeklini tahlil ederiz, bakarız ne şekilde olupdu, ne nanzo tesir edipti buna, bu kana. Ve aynı vakitte de bazı şeyler var. Mesela koyduğun kileye tesir eder, bunların vazifesi var. Biz de tahlilini yaparız. Aynı vakitte de aynı olan organika tesiri olduğu virüsün, aynı organikin de şeyini aldık, biyopsisini de alabildik. Onu da yani imkaniyete bağlıydı, yapılı. Daha kolaydı, daha koyduğun orijinal bir testi, o biyopsi almak. Tabii ki bu virüs dediğimiz, yani bizim laboratuvarın işinde bunlardı. Yani bu işleri yaparız. Evet. Ama geldiyse virüse, bu virüs yani bir yani ekleyebilsem bir bazı malumatlar üzerine. Tabii. Tabii ki doktor güzel konuştu özünü. Allah razı olsun. Doktor, bu virüsün bir şeyi var, tabiat var. İnsanın cismine girdiği zaman ince damarlara tesir eder. İnsanın cisminde de ince damarlar vücudu
beyinde olur ve kalbin etrafında olur. Bu kahar, bu virüs nedir? Yani bir malumat gibi konuşuyorum bunu. Bu virüs bu ince damarların kabuğunu şey eder. Yani tesir eder. Yani o damarın etrafındaki kabuğu var mı? Onu tesir eder, onu damage eder. Yani koyduğun dağıtır özünü. Dağıttığı zaman bu kan ne olur? Başlar nezif olma. Bakarsan insanın burnundan, Allah göstermesin ağzından. Yönetmen şey. Ali abi de onun bir fotoğrafı vardı. Özellikle de kol bölgesinde. Ali abi o fotoğrafı da yayına versek sevgili hocam konuşurken. Siz devam edin. Affedersin. Evet. Şurada mesela tam olarak bahsettiğiniz konu. Efendim tamam doğru. Tabii ki bu konuda aynen benzedebilen bir şeye insanın cismine. Yani bu girdiği zaman insan canına bizim yanımızda virüs, her virüs girdiyse insanın canına onun tesirin olacaktı. Otoimmün var bizde. Yani cismin menaası var, mukavması var. Fona tesir eder. Ve tesir ettiği zaman bu virüs katil değil, öldüren bir şey değil. Ama bu yol açar ayrı şeyler için insanın cisminde tekatür etsin. Ne gibi? Mesela bakteriyadı, fangaydı, koyduğun fıtriyattı, tufayliyattı. Bunlara mecal verer. Çünkü insanın cismindeki menaa, o cismindeki olduğu, vücudundaki olduğu menaya zerel verdi, şelal etti. Koybele diyağın. Şelal ettiği zaman özünü, bunlar kakalar özü rahatlarına olur daha cisimde. Bakasın böğreye zerali oğlu, akciğere zerali oğlu, bakasın beyne zerali oğlu. Bu yani genel bir şekilde konuşuyorum özüne. Ve onun için biz bunu laboratuvar meslekine, laboratuvarındaki özüne, o bağlayandaki özüne, bizde bir şey yoktu orijinal, innehu keşfedeğin bu virüs cisme giripti. Yok. Bizim yanımızda aynı koronavirüsteki, nece mesela tekatür edirdi kanı, doydururdu kanı. Ve gerekin biz ne testi yapalım? Tekatür testi. Bakalım derecesinden önce yetişipti cismindeki bu tekatür. Başka başka türlü testler vardı. Aynı vakitte de mesela kalbe dairdi vazifesine, dediğim tek akciğerin vazifesine. Hatta beyin kanaması buna aynen girer bazı şeyler. Doktor bilir yani bazı şey etmek yani koyduğun X-ray yapmak, koyduğun renin yapmak, MRI yapmak, bunları yani yapmak için, hatta ki bunu teşhis etmek için. Peki hocam, siz de sağ olun. Hocam şimdi belirtilerinden bahsettik. Mesela bir hasta olarak şimdi özellikle de işte hava sıcak oldu, işte klimaları çalıştırıyoruz, vantilatörler çalışıyor, sıcağımız oluyor, terliyor, sonra klima falan derken bu hastalık da geldi ki 2-3 yıl önce de koronavirüs de vardı. Şimdi bunları nasıl birbirinden ayıracağız? Yani bir tarafta bunun belirtileri, koronavirüs, bir tarafta affedersi olabilir, belki de gripiz. Yani bunu nasıl birbirinden ayırabiliriz? Tamam, öncelikle yani gelen hasta bizim için sorduk. İnnehu risk faktörlü bir hasta yoksa yok. Yani bizim için gelen mesela veterinerdi, kasaptı, davar besleyendi, köydendi, memlekettendi. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü zaten dediğim gibi senin hastalığın başlangıcında hastalığın fark etmezsen özü hiçbirisinden. Yani ihtimal korona hastalığı kimin gelir? Bir isitme gelir. Aksırmak, öskürmek. Yani endesen ihtimal köskül tabi edip diyesen hastalığı. Hepsini belirtse aynı. Aynen ama bu hastalığı ama biz gerek nece tevkü edelim. İnnehu, ha zaman tevkü edelim bu hastalığı. İnnehu, İnnehu bu hastalığı mesela diyelim bila işi budu. Yani hoturatlı bir iştahdı. Ama mesela ailesinde, arkadaşlarında, etrafında, çevresinde bir hasta var idi, hemorajik ateş var idi özünde. O zaman gerek bunu fikrimize koyalım. Bu tamam biz dediğimiz kimin bu dönem, iki dönem var bu hastalığın. Hemorajik ateş, ateş dönemi bir hafta sürer. Ondan sonra hasta yen eyyilge gider. Hasta şanslıysa eyyilge gider, eyyi olur. Yen de girer hatar, tehlikeli merhaleye, ili huve nezif. Hemorajik döneme gider. O zaman bu girse bu döneme çok oturatı ölümü fazla olur. Yani hasta her yerden nezif olabilir. Yani gözünden, burnundan, ağzından, yani ağzıcağından, her yerinden tok, kanüle yerinden, dar altından, siz Cenab-ı Vuz bugün de görsettiğiniz gibi. Bu, mümkün bütün organlar şeye girer, yani yetmezliğe girer. Damakta, karaciğer, ağzıcağ, böbrek, hapsı mümkün yetmezliği olur özünde. Ve bizim bu dönemde tehlikelidir. O bizim bu hastalığın bir şeyi var. Aks koronavirüsün yani bulaşmağında, intikalinde. Koronavirüs hastalığı her zaman bulaşmağı çok kuvvetlidir. Yani intişarı.
Xəstə əralı olmayanda, o xəstəliğin başlanıcığında. Yəni, xəstə ehtimalı oturubsan, qan şanında koronavirus var özündə qaldırıb virusu, amma heç bir əralı yoxdur. O zaman çox qualtı nəqli olur. Amma bizdə bunda, bu da bir iyi bir şey təqribən. İndi o xəstə homolojik ataşı var isə virus canında, amma əralı yox isə, o şey dönəmindəyisə, ataş dönəmindəyisə çox nəql etməz virusu. Ha zaman girdi ikinci dönəmə, İllə çox virus canında çox şey edər, çox halı. O nəzif yəni hemorajik dönəmə girəndə o zaman çox nəql edər virus. O zaman xəstə çoxlu xəstəxana içində olur. Hı-hı. Bir də bu durumda bir şey var, o bizim sağlıq personelləri xatara girər. Mümkün sağlıq personelləri virusu nəql etsin. Evet. Hocam, şimdi sizler Türkmen Doktorlar Rabitası'nda da aynı zaman orada da üyesiniz ve konuyu yine yakından takip ediyorsunuz. Böyle durumlarla hiç karşılaştınız mı Kerkük'te şu ana kadar? Bununla ilgili bir başvuruda bulunma söz konusu oldu mu? Doğrudan biz şimdi bunda yani çalışırız. Şimdi halen yani bir kampanya kurmuşuz ara yerimizde. Biz burada doğrulamak istedim doktorlar rabitası da ki. Bizim rabitamız... Affedersiniz. Yanlış söyledim. Affedersiniz. Bizim doktorlar aciz olmaz. Estağfurullah. Abimizle kardeşim. Biraz da araya böyle espri gülelim. Bizim şimdi en önemli bizde, biz laboratuvar çalışmasında, bizim katılan, bizim cemiyeye koyduğu yani rabitaya, bütün arkadaşları ki böyle bizimle rabitadadılar, yani 300-400 civarındadır. Arkadaşlar, tamam ki, diyebilirim 2 ayda, 3 ayda biz bu rabitanı kurmuşuz. Yani iyi bir sürede cemaat bizimle katıldılar. Laboratuvarlar çarşucun içerisinde olduğu, çarşucun etrafındaki olduğu. Bunlar çarpı için biz lücan kurmuşuz. Bunlardan temasımız var. Şimdi bir şey kuracağı, hatta kime bunların tevhiyası olsun millete. Yani yardımcı olağın. Vıkayı cemaatine de yardımcı olağın. Şimdi kurmuşuz cedvalimizi. O vaktimizde yani vermişiz bunun için. Hatta ki milletimize yetişen, vatandaşımıza yetişen bu konuda. Bir de tevhiye meselesinde de biz tabii ki sizde başta olarak medya konusunda orada da vesail iştimaiye vardı. Facebook olsun yoksa Instagram'da olsun. Buralarda da inşallah biz bir grup kurmuşuz. Millete yetişmek için. O da o diğer temuil, mumuval şey bir şekilde. Yani elden geldiği kadar bunu kanşarında duracağı, bundan önce durduk koronavirüsün kanşarında Allah'a şükür. Can kaybı da verdik onda. Allah affetsin geçenleri. Amin. Biz bunda istemiyoruz. Ondan bir ders olsun bizim için. Bunda istemiyoruz can kaybı olsun. O da Allah'ın emridir tabii ki. Bizim elimizde değil. Biz elimizden geldiği kadar bir şekilde çalışacağız. Tekme milletimize o burada olan çarşıcı içerisinde yani milletimize şey olan yani mekayet olan bu kaya veren mesela. Hocam şimdi az önce bunu süs de söylediniz. İşte yani hem şehir içinde, kasabalarda, köylerde de oluyor ama en fazla köylerde veya da kasabalarda işte nahiyelerde bu durumla karşı karşıya kalınıyor. Çünkü çiftçiler daha fazla işte hayvanlarla temas halinde oldukları için. Şu ana kadar Kerkük'te yanlış bilmiyorsam bir kişi hayatını kaybetti. Bu konuyla ilgili vefat etti ama Irak'ın güneyinde az önce dile getirdim 20'den fazla. Şimdi bu konuda veterinerin de üzerine düşen görevler var. İşte, doktorlarla veteriner arasında bu koordineyi sağlanıyor mu? Çalışmalar düzenli bir şekilde gerçekleşiyor mu? Evet. Çok çalışmalar veterinerden bizim Sağlık Bakanlığı arasında. Tabii öncelikle bu konu, bu hemorajik ataşı konu, bunun önelmesi birinci olarak düşer veteriner dairesi üzerine. Çünkü bunun öne şey etmesi, yani hatta intişar etmesin, hatta bulaşmasın bu virüs bizim üzerimize dahi bizi hiç etmedi etmez. Yani bizim necə deyək, bizim dövr oynama aramında. Bizim için biz onca xəstə gəli, xəstə virus girən, canına girəndən sonra. Ama bunun virus hatta bulaşmasın bu veteriner müəssisələr üzerlerine. Necə? Çünkü bu bizim bu hayvanlarda bunların şeyler var. Məsələn, havuzlar var. İçinde mavat koyarlar. Bu hayvanlar affetsen davarları her besleyen mafuz yani bu murakabalta olsun. İnnehu veteriner müesseseleri davar besleyenlerin gerek baksınlar. İnnehu bu ahval takdiz biz diyarı gözüne. Varlardı yoksa yok bu hayvanı
girdiler bu başta bu yüzden o baştan çıkar takım olup hatta bu gene canından tökülsün ölsün. Evet. Tam bu gene olmasa bitti bu virüs öler daha yol tapmaz bulaşsın. Bu bir ikinci doğru nadi rolü innehu biz diğer yani bu kasaplarda yani şey kasap yani bulanın yani kasaplar kesmez o davarları ki hatim yoktu üzerine. Yani mufuz bu davarlar fahsı olup o yani bir muhtemel bir yerden gelip ve baytaran da fırk teftişiyası var çıkar kasaplara bakar bu etler kesilen etler şeydi mahtumdu mühürlüdü yoksa yok o men eder bu şey gayri resmi kesmeleri biz görürük biz konu ceddesin hususan biz indi Kurban Bayramı gelir indi görürsüz hepimiz görürük maalesef cedden boyu boyun kablar bu zahira yani bu şey gayri resmi kesmeler. Evet. Ha bir çok bir büyük bir problemdi bu. Bizim yanımdan seslenirim yani. Bu bizim mesuliyetimizdi. Evvelen yani bu bizim mesuliyetimiz ki biz gerek millete ulaştırağın. İnnehu bu virüsün nece bulaşı o millet yanından nece makayet olsun. Hususan bu bayram yani Kurban Bayramı ortaya gelir. İnnehu yani muhtemel birilerden et alsınlar. Konu ceddesi o gayri resmi yerlerden almasınlar. O bizim yani Kerkük hükümetine muhafazaya yani seslenelim gerek özü devrun oynasın, rolü oynasın. İnnehu baytara veteriner daireleriyden beraber çıksınlar teftiş, murakaba. Hatta böyle yani resmi gayri resmi kesmeler şeyler olmasın. Bir de size taban ricamız var. O innehu Türkmen ile başka idaalara innehum televizyonda, radyoda seslensinler, ulaştırsınlar bizim ricamızı. İnnehu yani millet makayet olsun dediğimiz konularda. Evet. Zaten yani Kerkük'te de bazı sağlık merkezlerine gittiğimiz zaman yani broşürler ve küçük kitapçıklar da dağıtılmaya başlandı. Yani yavaş yavaş sağlık ekibi Kerkük'te konuyla ilgili yani halkı, vatandaşları bilgilendirmeye başladı. Çok. Hocam sizinle devam edecek olursak tabii şimdi şehir olarak insanlar çok kolay bir şekilde laboratuvarlara gelirler, doktora giderler muayene için, tedavi için. Ancak bu köy ve kasabalar için öyle değildir. Yani birazcık daha sıkıntı özellikle de maalesef ki Irak gibi bir bölgede bahsediyoruz. Bu konu üzerine yani nasıl aşabiliriz? Yani şu an Kerkük'ün çevresinde az önce hocam da söylemiş olduğu gibi yani Kerkük'ün çevresindeki bölgelerde işte çiftçilikle uğraşanlar hemen belki de bulaşıcı var kendisinde haberi olmadan işte şehre geldiği zaman kendisiyle birlikte bu hastalığı taşıyacaktır. Oralarda bu konuyu nasıl önleyebiliriz? Neler yapabiliriz? Efendim bu konuda tabii ki biz çok muayenet yapıyoruz. Neçin? Lennehu tabii bizde imkanına kadar olarak laboratuvar işleri bu etrafta dediğimiz bu kasabalarda, köylerde olduğu yani imkan ihtiyacında bazı malzemeler var demem yoktu ama o imkaniyette değil. Yeterli değil. Yeterli değil. Çünkü neçin? Burada bizim bir şey biz öz dışarıya baksak yani onlardan bir örnek alsak imkaniyet desek yani imkaniyet bence yani bir mahsur bir şey değil ki insanın ruhuna ev hayatına karşı yani insan bazı kere her şeyini gecesin gündüz eder hatta ki bir denen ihlas etsin. Tabii. Onun için bence yani bak burada bir rabıt var orta yerde şey edeceğim sana şunu özünün innehu laboratuvarın işinde doktorluk işinde meslekinde gerekim her yerde ve her zaman her şey mevcuttu. Çünkü bizim bu olduğu bu hastalıklar zamana bağlıdı. Yani diyebilmezsen özne bu beklerken biraz sonra ilan karşıcı yetişince. Tabii. Ondan sonra hatta ki mesela yo bu yani özün işi budur bu virüsün. O diyelim bakteri yani o iyi hastalığın. Ve onun için bizim muayenetimiz var meselede. Yani sadece kasabalar indi bize yakındılar. Askeri yetiştirirler hastane. Ama bazı hastaneler var mesela koydu yakın daha uzakla koydu yakın duz kurmatıdı, çamçamaldı, memnadı bunların. Evet. Yani hepsi bizim çarşı üzerine zahm olurdu. Çarşı üzerine için bir mizaniye kurunca hatta saha için bir malzeme alsın, o bir hacet alsın, bir şey alsın. Çarşı halkı koydu yakın özü o kasabalar etrafında için mahrum olurlar bu malzemelerden. Ne için? Dışarıdan gelen olur. Ve buna gereken bir
taktik kurusun, o bir diyelim bir kural kurusun bunun için. Hatta ki bizim mesela kaskana var, Zuhmat'ta kaskana var, Çamşamalı'da var, koy diyelim Havice'de var. Bazı yerlerde bizim kaskanalar var. Bu kaskanalar yeterli demem dahi ama o seviyede dahi böyle bir hastalığı yani karşılasılar. Yani olabilir edebilse bir vakayı etseler için. Yoksa da bir hastane ev mesela tevcih etseler gelende bir isafat evliye etseler koydu yakın özçü. Yani basit şeyleri yapabilirler özçü. Ama o müstavada dahi innehu bu hastane çevirsin yanında ilan koysun özün bir hacır etsin özü için. Evet. Yani bizim de sadece bunların hepsini koyuplar bir hastane için. O da şifa hastanesi. Allah razı olsun içindeki meslek arkadaşlar hep yani çalışırlar gecelerin gündüz edipler. Bundan da önce hatta koronavirüste de. Evet. Yani bu yeterli değil. Yani bizim geldikçe millet artırı, adet ziyade olur, nüfus ziyade olur. Ve bunun kanşar gereken bes bir yerde olmasın. Bizim havucada hastane var. Ne hiç olmasın orada bir şey. Azil mal gene aynen orada hiç olan hasta. O bu mesafe bu yolu gelince ne arazlar ne şeyler olur özde içeride neler olur bilinmiyor. Hı hı. Tabii ki bu bizim bir şeyimiz söz konumuz yani bu meselede. Ama yeterlice biz arkadaşlar da bir temasa bulunduk. Bir dediğim taki arkadaşlar olduk orada. Başlasalar arkadaşlarına oradaki olan koyduğun sadece laboratuvandaki oradaki olan da vukai şeylerden orada da dil yardım çoğulun özlerine. Hatta kime olabilir yani bir tane bir şeyi görer şey etmez yani mülahaza etmez özünü. Koy özü mülahaza etsin hatta kime haber versin hatta kime seri bir şekilde her nece olsa da yetişen vatandaş. Hocam teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte oldunuz. Süremiz maalesef sonuna geldik. Tabii geniş bir konu. Biz başlattık bu şekilde. Bundan önce de zaten haber bültenlerinde bunu dile getiriyorduk. Umuyoruz ki bunun da devamı gelir. Diğer poliklinikler olsun, hastaneler olsun, sağlık ekipleri olsun bu konuda daha fazla duyarlı olurlar. Hocam son olarak neler söyleyeceksiniz? Ben millete bazı pozitif şeyler konuları diyorum. O önemli zaten. Halk olarak her zaman pozitif bilgilere ihtiyacımız var. Bize ilgili sağlık dairesi Çarkük'te bizim şifa özellikle şifa 14 hastanesi ile ilgilidir bu hastalığı ilaç etmek için. Bizim doktorlarımız, hemşirelerimiz, laboratuvar arkadaşlarımız hepsi bütünü bu hastalıkta malumatlı ve kıbraları bu hastalığı ilacında var. Müstazamat diye bu hastalığı önlemek için var. İlaçlarımız var. Kan başka plazma başka şeyler ki bu hastalıkta kullanılır var. Yani bizim de 3 hasta girdi. Biri azade biri gazete hastanesine girdi, iyi oldu çıktı. Bir hastamız geç ulaştı. Maalesef Allah rahmet eylesin ruhuna geçildi. Üçüncü hastamız, son hastamız geldi. Hemorajik döneminde. Bu yani tehlikeli bir dönemdeydi ama ulaştı özne teşhis oldu doktorlardan teşekkür ederek ve ilacı ulaştırdı özne. Elhamdülillah bugün de çıktı iyi oldu. Şükür. Biz inşallah biz milletimizin sağlık dairesi diye hapsın meslektaşlarımız biz milletimizin hizmetindeyiz. Haftaların boyu günlerin boyu gün içinde 24 saat. Allah bütün milletimizi özellikle Çarköy Türk milletimizi korusun. Sağ olun var olun. Hocam sizler neler söyleyeceksiniz? Ben de sesimi katıram doktorun yani dediği şey. Bir şey pozitif bakan işe şey. Özümüzü şey etmiyor. Çok teşenücü etmiyor bu uzakta. Biz koronada da öyle oldu aslında. Çok korktuk yani artık çok bazı şeylerde tabii, yani, alışmamız gerekir. Doğru. Dünyanın dengesi mi bu yani doğru. Hali gereken mi bu? Bel olsun. Doğanın aynen, hali. Aynen. Yani bazı konular var mesela yani bu et konusunda. Biz bir not diyeceğim. O da 60 derece yukarısında bu virüs şey olu. Aynı vakitte de eğer frezere koyduysak özünü 7 saat sonra bu yani, virüs gene şey olu özünü yani tesir olun özünü biter yani kalmaz o faaliyesi. Bir de burada yani tekrar diyorum sonsuz şükranlarımız. Siz bizim dilimizi yetiştirirsiniz. Tabii ki imkaniyet hal vaktinde biz de sizle temasa girer her zaman inşallah. Çünkü bizim sadece saydığım müesseselerin ara yerindeki
Taavun olmak, o birlik beraberlikten çalıştırmak, diyelim veterinde yoksa Sağlık Bakanlığı da yoksa BİA'da yoksa koy diyelim hatta matara kadar ki böyle yemek getirirler, yaparlar. Evet. Bunların çalışmalarına kanşar milletimizden de istirik yani. Bizimle çalıştılar bu işte, bizimle taavun olsunlar, bizimle yardımcı olsunlar. Gördüysele böyle bir halat, öz hatırları için yani. Hı-hı. Bizim doktor dediği ta ki özünde olanın sonra bize yanımıza yetişir. Yani biz istemir olsunuz ne hatta ki yanınıza şey olmasın. Sonsuz şükranlarımızı size, o Türkmen eline bizi aydınlatan bir TV'di. Allah razı olsun senden de. Teşekkür ederiz. Yönetmenimizden de ve çalışan kardeşler de. Töktükleri terler inşallah halallar olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Ben de ekip adına kameraman arkadaşlarımız, kamera arkasında da tabii ki arkadaşlarımız var. Onları da emeği var. Kameramanlar olsun, yönetmen tabii, arkadaşlar, tabii. Reji, ana kumanda, tabii. Montajda, idaremiz, muhabirler adına sizlere de tekrardan teşekkür ederiz efendim. Sağ olasınız. Tekrardan hoş gelmişsiniz. Değerli izleyenlerimiz, Olaylara Bakış programının bu haftada sonuna gelmiş olduk. Bugün bizlerle birlikte Şifa 14 Hastanesi Müdürü Doktor Ahmet Abdülemir ve aynı zamanda da laborant Doktor Ercan Celal bizlerle birlikteydi ve Kongo hemorajik ateş konusunu ele aldı ve özellikle de değerli izleyenlerimizi, bizleri ve sizleri bilinçlendirdiler. Tekrar kendilerine teşekkür eder. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.